Alevlerin Sesi, karartılan Alevlerin Sesi TV10 yeniden açılsın istiyoruz. Onun için buradayız. Hemen hemen her hafta buraya geldiğimizde mutlaka ama mutlaka tarihimizden geriye dönük baktığımızda yaşadığımız katliamları anımsıyoruz. İşte bugün de Ortacalar, Muğla Ortacalar katliamından söz edeceğiz. Tam bundan 51 yıl önce 1966'da 5 Haziran'la 16 Haziran tarihleri arasında Ortacalar'da Alevilere yönelik ciddi bir kıyım ve katliam yaşandı. Bu gerek Türkiye kamuoyunun gerekse de Alevi kamuoyunun dünya kamuoyunun çok az bildiği bir katliam aslında. Koçgiri katliamını, Dersim katliamını, Malatya olaylarını, Kırıkhan olaylarını, Çorum, Maraş, Sivas, Gazi katliamlarını biliyoruz. Ama Ortaca katliamı, Kırım'ı maalesef Türkiye kamuoyunun gündeminde uzun süredir yerini almayan bir katliam. Kısaca bir iki bilgi vermek istiyorum o konuda. Tam 51 yıl önce 1966 yılında 5 Haziran'da başlayıp 16 Haziran'da sona eren Muğla'nın Ortacalar ilçesinde yaşanan katliamdan bahsediyorum. O günün gazetelerine baktığımızda aslında katliamın kendisini, nedenlerini hiç de tartışan, gündemine taşıyan bir başlık, bir haber göremiyoruz. O günün gazetelerine aynen şu yazıyor. Ortaca'da Alevi kadınlar silahlandı şeklinde manşetler atıldı. Ama bunun neden Alevi kadınların silahlandığını, neden böyle bir manşetin atıldığını ben bir iki cümleyle ifade etmek istiyorum. Ortacalar'da o bölgede, aslında orası geçmişte bir bataklıktı. Oralarda yaşayan, o bölgenin kırsal kesimlerinde yaşayan tahtacı Aleviler, Ortacalar'a bir şekilde yerleşerek, oradaki bataklığı kurutarak, orada ciddi bir yerleşim merkezi oluşturdular. Ekonomisiyle, örgütlenmesiyle, coğrafyasıyla, toplumsal yapısıyla bir örgütlenme yarattılar. Ve oranın ilk belediye başkanı da Alevi, bir Alevi. Ve yine oranın ilk sinemasının sahibi bir Alevi. Tam da bu süreçte Alevi toplumunun oraya yerleşmesi, dallanması, budaklanması, güçlenmesi birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya yönelik saldırılar başladı. Aleviler camiye saldırdı. Aleviler camiye saldıracak. Alevilerin namusu yoktur gibi fısıltı gazetesiyle çeşitli propagandalar yapıldı. Ve sonrasında bir Alevi kadına ormanda bir Alevi kadına kocasının gözleri önünde tecavüz edildi. Buna tepki gösteren Aleviler tepki gösterdiler, etkinlikler yaptılar. Bunun üzerine nasıl olduysa bir gün içerisinde kırsal kesimlerden 1000 kişi silahlanarak Alevilerin yerleşim yerlerine saldırmaya başladı. Bahsettiğimiz sinema ateşe verildi, sinemanın sahibi öldürüldü. Ortaca'nın belediye başkanı, bir Alevi olan belediye başkanı darp edildi, işkenceye maruz kaldı saldırganlar tarafından. Saçları ve sakalları zorla kesildi ve yine bir kağıt zorla imzalattırılarak belediye başkanından istifa ettirilip yerine bir gerici, cihatçı, şeriatçı biri belediye başkanı yapıldı. Şimdi buradan sormak istiyorum. O günün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel söyledikleri tek bir şey var. Bu münferit bir olaydır. Maraş'ta da aynısını söylediler. Gazi'de de aynısını söylediler. Çorum'da da aynısını söylediler. Aslında yapmak istenen şu. Oradaki tahtacı Alevilerin coğrafyasını Alevisizleştirmek. Oradaki ekonomik yapıyı örgütlemeyi dağıtmak. Alevilerin demografik yapısını dağıtmak. O coğrafyayı Alevilerin yaşamadığı bir coğrafya haline getirmek ve bunu başardılar. İşte o saçı sakalı yolunan Alevi belediye başkanından sonra bugüne kadar ki o orayı kuranlar Alevilerdir Ortaca'yı, bugüne kadar bir kez bile Aleviler belediye başkanı olamamışlardır. Belediye meclis üyesi olamamışlardır. Oranın siyasetinde etkin olamamışlardır. Aleviler oradan zorla kovulmuşlardır, katledilerek. Hem Ortacalar'da katledilen mazlumlar için,
hem Sivas'ta yakılan canlarımız için, hem demokrasi mücadelesine canını verenler için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ülke karanlık, zor bir süreçten geçiyoruz. Halklar sindirilmek isteniyor. Tarih öyle bir derinden izler bırakarak hafızamıza yazıyor ki, yaşanan acılar, katliamlar, hücrelere susuz yere tıkanan onlarca insanlarımızı yazıyor. Bizlerin haber özgürlüğünün kısıtlandığı tarih yazıyor. TV10 bizlerin ışığıydı, bizlerin sesiydi. Ya, dağın, taşın, kurdun, kuşun sesiydi. Düşünün, 90'larda göçlerle büyük şehirlere geldik. Bizler çıkıp işlere, sokaklara, her yere gidebiliyoruz. Yaşlılarımız evlerde dört duvar arasında. TV10 ve diğer kanallarımız açıldığı zaman çok sevinmişlerdi. Çünkü o kanallarda kültürlerini, dillerini, geçmişlerini, ziyaret yerlerini görüyorlardı. Yerine göre ağıt yakarak ağlıyorlardı, yerine göre özlem gideriyorlardı. Ama hiç gerekçe gösterilmeden bin bir emekle, fedakarlıkla kurulan TV10 karartıldı. Ha TV10 karartılmış, ha bizlerin dilleri lal olmuş yaşlarımızın. Diyorum ya dağın taşın, coğrafyamızda kara bulutlar çökülmüş. Muzur Vadisi Danıştay tarafından koruma altına alırken Bakanlar Kurulu acı kamulaştırma ile sular altına gömülmek isteniyor. Düşünebiliyor musunuz? Muzur'da bizlerin mezarda uyumamıza bile rahat yok. Çünkü mezar yerlerimiz bile özelleştirip satılmak isteniyor. Biz bunları TV10'da dile getirebiliyoruz. Getiriyorduk. Ama ne yazık ki bunları karartarak son verdiler. Biz Aleviler geçmişten beri onca zulüm gördük. Onca katliam gördük, baskı gördük. Buna inat yine biz yan yana, omuz omuza, barış içinde yaşamak istedik. Ama ne hikmetse ortaça karanlığında görünmeyenden daha beterini yaşıyoruz. Bizlerin vergilerini düzenli ödedik bu ülkede. Bizler yok sayılmak isteniyoruz. Bizler ötekileştiriyoruz. Milyonlarca halkımız da sessiz kalıyor. Neden? Neden bunu hep birlikte dur demiyoruz? Neden yapılan bu baskılara, bu karartılmalara ses vermiyoruz? Neden? Vicdanlarımızı nereye koydunuz? Neredesiniz? Dostlar, biz biliyoruz ki bu günler geçecek. Devran dönecek. Hepimizin bir rengi olan, farklı olan TV'lerimiz açılacak. Biz o günleri yine göreceğiz. Ve buradan mücadele ederek bunları kazanacağız. Buradan herkese sesleniyorum. Ya elinizin taşın altına hepiniz gelin birlikte koyalım. Akşam yastığa başınızı koyduğunuz zaman rahat uyumak için gelin bu mücadeleyi sahiplenelim. Bu mücadele hepimizin. Bugün bana dokunma deyip de kenara durmayın. Yarın sırayla, yani diyorum ya, nazardakiler rahat yoksa sizlere de rahat olmaz. Kutsallarımıza, doğamıza, insanımıza, TV'lerimize, en önemlisi de asimile olmamak için geçmişimize, atalarımızın bıraktığı mirasa sahip çıkalım. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. TV10'un karartılmasına asla izin vermeyeceğiz. Onların haklı davasının yanındayız. Hep birlikte bu davaya sahipleniyor ve kazanacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Alevilerin sesi susturulamaz. Alevilerin sesi susturulamaz. Bugüne kadar kapatılan onlarca yazılı ve görsel basının kapatılmasını TV10 şahsında protesto ediyorum. Bunlar eğer cenneti cehennemi biliyorlarsa, hakkı, hukuku, helali biliyorlarsa, Allah'ı tanıyorlarsa, bu yaptıkları zulmün hesabını Allah katında vereceklerdir. Kesinlikle vereceklerdir. Çünkü bu anlayış
bildiğiniz gibi bir zulümdür, bir hukuksuzluktur. Milletin adamı milletin televizyonunu nasıl susturur? Ve kendisine riyakarlık yapan, kanallara milyon dolarlarla benim ödediğim vergileri aktaran bu insan, bu yöneticiler nasıl rahat uyuyorlar acaba? Çok merak ediyorum. Ve diyorlar ki Muaviye'nin Müslümanlığı tartışılamaz ama yaptığını tartışırsınız diyorlar. İşte bugünkü anlayış Muaviye anlayışıdır. Müslümanlıklarını tartıştırmıyorlar. Ancak gücü ele geçirmek için yaptıklarını mübah görüyorlar. Çünkü diyorlar ki Müslümanlık anlayışında gücü ele geçirmek için her yol mübahtır. Bu nasıl bir Müslümanlık anlayışıysa haşa haşa bunlar Allah'ı da mı kandıracaklar? Bunun hesabını mutlaka ve mutlaka verecekler. Çünkü TV10 gibi televizyonlar kirli paralarla kurulmamıştır. Halkın alın teriyle, emeğiyle kazandığı kuruşların bir araya gelmesiyle kurulan ve yaşatılan televizyon kanallarıdır. Halkın tertemiz, helal parasıyla kurulan kanallardır. Dolayısıyla bunun hesabını mutlaka mutlaka Müslüman muhafazakarım diyenler, bu zulmü bize yapanlar ödeyeceklerdir. Bizler de bir kez daha yine diyoruz ki halkın sesi olan, Alevilerin sesi olan TV10 susturulamaz. Şahı Merdan'ın dediği gibi güçlüğün değil, hakkının yanında olma şiarıyla bir kez daha bizleri buradan dinleyerek, görerek geçen giden canlara, dostlara İstiklal Caddesi'nden bir kez daha sesleniyoruz ki bugün bana dokunma derseniz yarın siz ses çıkardığınızda hiç kimse kalmayacak. İşte bunun için artık birlik olma zamanı, selam olsun canlara. Açılın kapılar şaha gidelim, siyaset günleri gelip çatmadan. Açılın kapılar şaha gidelim, yakılın zindanlar, dosta gidelim. Kalenin kapısı taştan demirden, kalenin kapısı taştan demirden. Yanlarım çürüdü yaştan yağmurda, bir kimsem yoktur ki dosta çağırtam. Açılın kapılar şaha gidelim, yıkılın kapılar dosta gidelim.